Selam, bugün 25 Ağustos 2020. Daha önce Kur'an'daki muhteşem matematiksel yapı isminde bir video yayınlamıştım, 4,5 dakikalık. Bu videoda Besmele cümlesiyle 19 sayısı arasındaki örgüyü göstermiş ve demiştim ki bu bir seri olacak. Buradaki örgüyle ilgili, buradaki sistemle ilgili gelen soruları da inşallah diğer videolarda ele alacağım demiştim. Bu videoda da bu sistemle ilgili gelen belki de en sık soruyu ele almaya çalışacağım. Yalnız şunu hatırlatayım, şayet daha önce şu videoyu izlemediyseniz izlemeniz lazım. Yoksa bu soru cevap videosundan çok bir şey anlayamazsınız. Ben şimdi ekrana Mehmet Kral isimli arkadaşın sorduğu bir soru var. Selam bu arada Mehmet Kral'a. O sorulardan ikincisini ele almak istiyorum. Dediğim gibi çok sık sorulan bir soru. Grup numaralarının yani 1, 2, 3, 4 sayılarının satırlarda verilen sayıların oluşturulmasında kullanılması afaki bir seçim gibi geldi. Parantez içinde gerçi tutarlı bir biçimde her satırda kullanılmış. Evet, şimdi ilk önce şunu takdir ediyor Mehmet Kral. Demiş ki her satırda tutarlı bir şekilde kullanılmış. Bu haliyle baktığımız zaman çok itiraz edilemiyor. Her satırda bu kuralı kullanmamız bunun keyfi bir seçim olmadığını aslında gösteriyor. Bununla beraber şu soru makul. Neden böyle bir yol izlenmiş olabilir? Ben burada şöyle bir çıkarımda bulunuyorum. Zaten incelemişseniz bilirsiniz. Besmele cümlesi 19'da hayati bir önemi haiz. Besmele cümlesinde geçen kelimeler 19'un katı şeklinde geçiyor ve 19'un rastgele katı şeklinde geçmiyor. Ve besmele cümlesinin kendisi de bu videoda gösterdiğim gibi 19'da ilginç bir örüntü oluşturuyor. Ve bunun sadece bir örüntü olduğunu değil, aynı zamanda bize bir takım şeyler göstermeye çalıştığını da düşünüyorum. Mesela kelime sayımlarına bakacağız. Acaba Kur'an'da kelime sayımlarını nasıl bir standartla ele almamız lazım? Bismiden örnek vereyim. Biliyorsunuz bir harfi cer yani edat isim kelimesiyle birleşmiş. Şimdi bir kelime, isim bir kelime. Burada iki kelime mi var yoksa bismi'yi tek bir kelime olarak mı sayacağız? Yine Errahman ve Errahim isimlerini düşünelim. El takısı biliyorsunuz. Türkçe'de gerçi böyle bir şey yok ama İngilizce'deki dı'ya benzetebiliriz bunu. Arapça'daki el kelimesini ele alalım. Errahman dediğimiz zaman el bir kelime, Rahman bir kelime mi? Yoksa Errahman'ı tek kelime olarak mı ele alacağız? Bence besmele cümlesindeki örgünün içerisine bu cümleyi oluşturan sözcüklerin de ayrı ayrı kodlanmış olması. Yani birinci kelime, ikinci kelime, üçüncü kelime ve dördüncü kelime diye gösterilmiş olması bize aynı zamanda Kur'an'da şayet bir kelimeye bakacaksak bu kelimelere hangi mantıkla bakmamız gerektiğini de gösteriyor. Tek neden budur demek elbette çok iddialı olacaktır ama 19 sayısı ile ilgili kurulan örgünün kelimelerin sayılarını da içermesi böyle bir çıkarımda bulunmamızı sağlıyor. Bu kısa videoda Besmele'deki 19 örgüsüyle ilgili neredeyse bu örgüyü gören herkesin sorduğu soruyu elimden geldiğince yanıtlamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. İnşallah seriye bu örgüyle ilgili sorulan diğer soruları da yanıtlayarak devam etmeye çalışacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.